Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim. Malumunuz Bediüzzaman Hazretlerinin 31 Mart olayından sonra tam bir diktatör hükümet olan İttihat ve Terakki Partisi'nin hükümeti zamanında kurulan Sükunetin Mahkemesi, Divan-ı Harbi Örfi'de yaptığı müdafaanın son cümlelerindeyiz. Veya son sayfasındayız. Başlayalım bakalım. Dün ne dedik? Hiç merak etmeyin. Ben hakikatleri ifade edeceğim. Aldatmalar, mugalatalar dağılacak. Hakikat meydana çıkacaktır dedi. Şimdi burada bir şiir zikrediyor. Burası önemli. Ne diyor bu şiirde? Bak şöyle diyor. Farsça bu şiir. Farsça bu şiir. Teskünem kün zirganra inbes est. Enteresan. Yani akıl zirganra akıllı olanlara. Yeteri kadar bu dediklerim yeter diyor. Yani pes yeter. Künem yani çün zirganra imbesest. Yani akıllı olanlara bu anlattıklarım yeter. Hani 11 cinayet, 11 sual. Bütün bunları konuştum akıllıysanız diyor. Ama banki dih gerdem kerdem eğer derdih kes est. Eğer ben köyü çağırdım ama köyde birileri varsa, yani sizin aranızda hiç zeki adam yoksa, bir köyü çağırırsın, köyde kimse yoksa ne anlasın gelip de senin sözlerine? Allah Allah. Banki dih kerdem. Ben köyü çağırdım. Eğer derdih köyün içinde kes est birileri varsa. Müthiş bir hakaret aslında o paşalara, sabitlere. Yani ben yeteri kadar diyor akıllı olanlara dediklerimi dedim. Bunlar yeterli. Ayrıca ben köyü çağırdım. Fakat köyde birileri varsa. Sizin aranızda akıllı yoksa ben ne yapayım? Yani olan dediği zaman ya bu söz söylemek büyük bir hadise yani. Şimdi sizin işkenceli hapishanenin hali, burası çok enteresan, şeye diyor yani onlara. Zaman müthiş. Zaman çok dehşetli. Mekan muahhiş. Yani şu andaki benim durduğum yer vahşet veriyor. Yani paşalar, zabitlerin karşısında sorgulanıyorum. Mahbusin mütevahhiş. O da hapiste ya. Kendisi de hapiste. Şimdi hapsedenler, şimdiki Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi'nin orası Davut bilmem Ağa hapishanesiymiş ora. Yani hapse girenler mütevahhiş. Korkuyor yani. Vahşet. Endişe içinde. Cerideler, ceride dediği gazeteler. Zaten düzeltmiş. Mürcif. Mürcif dediği mübalağacı. Yalan söylüyorlar. Allah Allah. Efkar müşevver. Fikirler darmadağın, karmakarışık. Kalpler hazin. Çok üzüntülü. Vicdanlar müteessir. Etkileniyor bu olaylardan. Ve meyus ve ümitsiz. Bidayeti halde, işin başında, İttihat Terakki Hükümeti'nin başında zabitler, yani memurlar şematetli, uğursuz konuşuyorlar. Karıştırıyorlar. Kötülük yapıyorlar. Nöbetçiler müzhiç olmakla beraber. Nöbetçiler hep insanları rahatsız ediyor. Tam yani gardiyanları tarif ediyor. Gardiyanlara da fazla dil uzatmayalım da. Ben de bir 15 gün kaldım. Hakikaten yani çok affedersin bir kısmı köpek gibi davranıyordu bize. Hapiste mi kaldın? Yani göz altında kaldım. Selimiye'de, biraz da Gayrettepe'de kaldım ihtilalde, 80 ihtilalinde. Vicdanım beni tazip etmediği için, bütün bu kötü şartlara rağmen, vicdanım bana bir işkence vermediği için, o hal bana eğlenceli, eğlence gibiydi. Bitti işte ben o zaman. Ulan ne büyük adam ya. Yani,
Acayip bir yavru. Çok acayip bir yavru. Yani insanı okuyor değil mi bu? Evet. Ve musibetlerin tenevvü'ü. Yani musibetlerin çeşit çeşit benim başıma gelmesi. Musikinin tenevvü'ü negamatı gibi. Hani müziğin namelerinin çeşitli olması gibiydi. Namelerinin tenevvü'ü gibi bana geliyordu. Dediği zaman sonradan böyle yazmış. Allah Allah. Hem de geçen sene. Ulan bu da niye böyle yapmışlar? Tımarhanede biliyorsun Sultan Abdülhamit de mektup yazıyor. Şartta 3 tane medrese kurulması için. Fakat mektup yerine ona maaş bağlıyor. Zaptiye Nazırı da ona teslim ediyor. Diyor ki ferman çıktı sana maaş bağlanıyor. O da diyor ki niye diyor marifi tehir ediyorsunuz da tıpkı Tayyip Bey'in yaptığı gibi. Bak kendisi şikayet ediyor. Biz marifte bir şey yapamadık. E tabii yani mason bir bakanı getirir tayin edersen bir şey yapamazsın. Bence Tayyip Bey hiçbir şey yapamadı yani. Yani marifi perişan etti son dönemlerde. Yani marifi niye tehir ediyorsunuz da maaşı tacil ediyorsunuz diyor Bediüzzaman. Kabul etmiyorum padişahın fermanını diyor. Daha o zaman İttihat Terakki gelmemiş. Onun üzerine diyor ki ya sen fermanı reddediyorsun. Akıbeti vahimdir diyor paşa. O da diyor ki vahim de olsa geniş bir kabirdir diyor. Var mı tas? Ayrıca ben iki hayatımı iki elime alarak geldim. Tek hayatı olanlar karşıma gelmesinler diyor. Ve onun üzerine bu adam delidir diye tımarhaneye gönderiyorlar. Yani sonra da doktorlar diyor ki bu adam deliyse dediği zaman dünyada akıllı adam yoktur. Rapor geliyor. Olan dediği zaman. Hem de geçen sene tımarhanede tahsil ettiğim dersi yani tımarhanede ders öğrendim. Şimdi bu mektepte itmam ettim. Allah Allah. Şimdi bu mektepte ikmal ettim. Bak burada bir ilave etmiş. Yani 47 sene evvel tımarhane hükmündeki bu da çok enteresan. Mahkeme-i zalimanede yani zalim mahkeme o divan-ı harbi örfi aldığım dersi şimdi bu gaddar gaddarane hazır mektepte imtihan verdim. İki şehadetname aldım diyor. Anlatabildim mi? Almış oldum. Aslan be. İki şehadetname dediği biri tımarhaneden. Hani bu akılsızsa eş dünyada akıllı adam yok. Birisi de biliyorsun beraat veriyor. O da yaşasın zalimler için cehennem diyerek asılmış adamların arasından o bahçeden yürüyüp Bayezid Camii'ne doğru gidiyor. Böyle bir ilave var. Allah Allah. Musibet zamanının uzunluğundan dersler gördüm. Allah Allah. Dünyanın ruhani lezzeti olan hüzn-i masumane. Bu da çok enteresan. Ya Rabbi ben dayanamadım 20 senedir. Bazen şikayet ettim. Dedim ya Rabbi benim canımı al. Bu Hollanda'da 20 senedir benim çektiğimi. Ulan PKK'lardan, ulan Wilders'tan, ulan dinsizlerden, ulan geylerden, ulan mürtetlerden, ulan FETÖ'cülerden. Yani Ali'siz Alevilerden. Yani 150'nin üzerinde mahkemeyle karşılaştım. Ve çok üzüldüm. Bakın Bediüzzaman bu üzüntülere ne diyor? Diyor ki, dünyanın ruhani lezzeti olan hüzn-i masumane. Eğer susuz bir şekilde bir sıkıntıya maruz kaldığında orada üzüldüysen o dünyanın ruhani lezzetidir. Nereden böyle düşünelim kardeş? Ve mazlumaneden Allah Allah. Bunlardan zayıfe şefkat. Zayıf olanlara şefkat. Gadire yani zulme de şiddeti nefretle, aşırı bir nefretle istifade ettim. Allah başıma gelen musibetlerden istifade ettim diyor ya Rabbi. Onun için Allah muvaffak etmiş bu zatı yani. Yoksa kim böyle? Ümidim kavidir ki Allah Allah. Çok masumların kalplerinden ne bu? Harareti hüzn ile o üzüntünün sıcaklığıyla hani üzüntü insanı sıkar ya manen sıkılır. Tebahhur eden, buharlaşan çok masumlar üzülür. O tam İslam alemi bunu bu vakitte bence. Müthiş Müslümanlar mazlum durumda.
Bu buharlaşma Birleşik İslam Cumhuriyetlerini bir nillah doğuracak. Doğuracak. Tebahhür eden ay vay ve ahlar şu anda Filistin'de, Türkiye'de, bütün dünyada, Avrupa'da bunlar rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ulan Bediüzzaman ya. Ve Allah Allah. Ve alemi İslam'da bu ilavedir. Yeni yeni İslam devletlerinin teşekkülüyle o rahmetli bulut teşekkülü teşekküle başlamıştır. O zaman hiç Müslüman devlet yok Osmanlı devlet dışında. Hepsi işgal altında. Bu ümidi verdiği zaman. Şu anda ben de diyorum ki İslam alemi yürüyecek kardeş. Hiç şüpheniz olmasın. Allah Allah. Başlamıştır. Ha, bu da çok enteresan. Sonradan bunu neşretmeyin demiş. Sizde var herhalde. İstitrad olarak bir latife söyleyeceğim. İstitrad demek kardeşler, bugün dipnot diyoruz. Bazı hadiseleri konuyla ilgili, metinle ilgili olduğu için uzun açıklamalara, biz ara açıklamalara istitrad diyoruz. Bu meşhur bir tabirdir. Kamus kitabımızda vardır bu. Kamus namustur. İstitrad olarak bir latife söyleyeceğim. Böyle ciddiyat esnasında, böyle ciddi meseleleri konuşurken latife söylemekten maksadım, niye böyle ciddi meseleleri konuşurken latife konuşuyorsun? Dünyayı bir melaba nazarıyla. Dünya bir oyuncak yeri. Önemsemiyorum ki. Ondan sonra baktığımı ima ve işarettir. İnnemel hayatü dünya le'ibun ve lehvun. Bu dünya hayatı oyun eğlence. Zaten şuunat-ı dünya, dünyanın işleri satranç oyununa benzer. Ne zaman kimin kazanacağı belli değil. Ben geçen sene garibüzzamanıydım. Garibüzzaman çünkü hiç kimse tanımıyor. Ulan bu kim? Hücumlar vesaire. Sonra Bediüzzaman oldum. Kendisi vermemiş. Alimler vermiş bu tabiri. Yani bunu efendim işte Bediüzzaman Allah'ın ismi. Ulan o kadar cahil ki Bediüzzaman'a hücum edenler. Bediüzzaman bunu açıklıyor. Ben vermedim bunu diyor. Ben garibüzzamanım. Bediüzzaman değilim diyor. Yani zamanın eşsiz alimi demek. Efendim Allah'ın adını ona verilir mi? Ulan Allah'ın iki ismi dışında her adı insanlara ve mahluklara da verilebilir. Biri Rahman, biri Allah sıfatıdır. O kadar millet cahil ki, yani akaidi de bilmiyor. Hocam abd kelimesini eklemeden de yine nekro olarak getirilebilir yani diğer isimler. Tabii onu diyorum, ben de onu konuşuyorum. Yani bu akaidi konuşuyorum yani. Yani Abdurrahim demeye ihtiyaç yok. Rahim diyebilirsin yani. Ama Rahman diyemezsin. Evet. Demek ki Bediüzzaman oldum. Şimdi de Bidatüzzaman oldum. Yani hani İttihat Terakki zamanında. Ya nereden çıktın sen başımıza diyorlar. İstanbul'a da şehamet oldum. Uğursuzluk getirdim. O da bana şehametli oldu. İstanbul da bana uğursuz geldi. Beni satında kabul etmez. İçinde kabul etmiyor. Ayrılacak çünkü. Yani şey verdikten sonra bak 31 Mart tutuklamaları 21 Temmuz 1909'da sona erince ayrılıyor. Bediüzzaman Hazretleri ayrılıyor. İstanbul'a veda. Yarın okuyacağız. Şimdi ulan ne tatlı bir cümle ya. Şimdi beni satında kabul etmez. Ne bu? Ulan beni nefsine kabul etmez diyor. İstanbul kabul etmez. Batnına geçirmek istiyor. Yani içine öldürmek istiyorlar beni. Batnına geçirmek o demek. Toprağın altına. Bahusus özellikle de burada çok önemli. Bahusus Mart ve Mayıs müstebit aylardır. Mart ve Mayıs. Mayıs dediği şey nedir? Yani işte bu zulümlerin başladığı aylar yani. İttihat Terakki'nin. Mart ve Mayıs müstebit aylardır. Mart dediği 31 Mart zaten. Ondan sonra da tam işte mazlumlara. Mart ve Mayıs müstebit aylardır diyor. Mart'ı kadro haricine çıkarmalı. 31 Mart'taki adamları kadro dışı yapmalı.
Mayıs'ı da tekaüt etmeli. Mayıs'taki zulmedenleri de yani emekliye sevk etmeli. Ta muvazene-i mali husule gelsin. Ta ki bütçe dengesi olsun. Hep bunlar teşbih, istiare, mecaz. Ondan sonra çıkılmayacak yola sapmış bir işarettir. Elhasıl ya ben İstanbul'da kalacağım, yahut bu iki ay gitmeyecekse, yani 31 Mart fitnesi ve Mayıs'taki zulümler, ben veda edeceğim. İstanbul'a veda edeceğim, ediyor. Şimdi yarın onu okuyacağız. İstanbul'a bir yazı yazıyor. Müthiş ve güzel kardeş. Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. Sonra nereye gidiyordu hocam? Muş'a mı gidiyordu? Tabii. Tiflis yoluyla Van, Bitlis oralara gidiyor. Peki. Güzel. Ne güzel oldu değil mi? Ulan ne garip işler bu Bediüzzaman ya.